Şimdi işin sağlık ve hastalık boyutuna gelince, bu hastalıkların temel kaynağı nelerdir? Hastalıklarımızın aslında temel kaynağını şöyle söyleyebilirim. Biz psikolojik rahatsızlıklara hep biyopsikososyal açıdan değerlendiririz. Bu da şunu aslında demeye getireceğim. Grip olmamak için şunu söylerler mesela, ince giyinip dışarı çıkma hava soğukken. Bu yüzden grip olabilirsin gibi. Bizde psikolojik rahatsızlıklarda böyle net verebileceğim örnekler çok yoktur. Bu biyopsikososyal açıdan değerlendiririz dediğim noktada ise biyolojik açıdır birincisi. Yani kişinin ailesinde genlerle gelen bu hastalığa sahip birisi var mıydı? Veya eş zamanlılıkla devam eden rahatsızlıklara sahip olan var mıydı? Onun dışında genlerin getirdiği aile kalıtsal özelliklerden bahsediyorum. Diğer ikinci ayağı ise bu durumun psikolojik açıdandır. Kişinin karakter özellikleri, kişilik yapısı, yaşadığı olayların ona ne anlam ifade ettiği, budur önemli olan. Diğer üçüncüsü ise sosyal açıdandır. Genel olarak sosyal açı dediğimiz zaman kişinin bulunduğu çevre, aile faktörü, bulunduğu ortam, arkadaşları, o bunu nasıl etkiliyordur? Bu noktadan baktığım için üç farklı ayakta biz bu olayları hep inceleriz. Yani üçünden biri gitti, o zaman rahatsız olunmaz gibi bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Evet. bunlar çok değişkendir ve çok fazla risk faktörü vardır.